Evet arkadaşlar, dokuzuncu soruyla devam edelim. Dokuzuncu soru, oraya yazmamışım ama bir Avustralya sorusu. Avustralya'da çıkmış bir soru. Şimdi burada da gene bakın aynı tarzda. Burada Y küp yazıyor arkadaşlar. Şimdi az öncekinde de işte W kare mi yazıyordu, Y kare mi yazıyordu hatırlamıyorum ama bir kare yazıyordu. Burada küp yazıyor. Yani burada da iki küp arasında sıkıştırmak bizim için bir yöntem olabilir. İlk olarak şunu gözlemlemek gerekiyor. X artı 1'in dördüncü kuvvetini açtığınızda ya da bunu başka şekillerde de açabilirsiniz. Karşımıza şu geliyor. 8x küp artı 8x geliyor. Şimdi burada ama az önceki gibi pozitif sayılarda değil, tüm tam sayılarda çözün diyor. Ama biz bir şey yapalım, yani bunu pozitiflerde çözmeye çalışalım önce. Eğer işte x pozitifse, yani birden büyük için inceleyelim. Pozitifse zaten tam sayı olduğuna göre ya 1, 2, 3, 4 diye gider. O yüzden böyle gösterebilirim. Eğer pozitifse bu gördüğünüz ifade çocuklar bir kere 2x'in parantez küpünden daha küçük. 8x küp artı 8x. Hatta o da 2x artı 1'in küpünden de küçük arkadaşlar. Açarsak 2x artı 1'in küpünü 8x küp artı işte 12x kare gibi böyle bundan daha büyük sayılar çıkacak. X pozitif olduğu için bu ikisinin arasında kalacak. Dolayısıyla burada çözüm yoktur. Dolayısıyla çözüm yoktur burada. İki tam küp, ardışık tam küpün arasında başka bir tam küp olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bir çözüm varsa, yani her x, y çözümü için bunun bir çözümü varsa x pozitif olmamalı. Şimdi dikkat. Bunu daha önce görmemiş olabilirsiniz. Bir gözlem yapacağız arkadaşlar. Gözlemimiz şu. Eğer bakın gözlemi yazıyorum. Aslında önce hani gözlemi yapıp sonra yazmamız lazım. Ama önce yazıyorum, ilk defa karşılaşıyorsunuz. Eğer bunun bir çözümü varsa, bu ifadenin x, y diye bir çözümü varsa eksi x'e eksi y de çözümdür arkadaşlar. Neden? Bakalım şimdi. Bizim ifademiz x artı 1 üzeri 4 eksi x eksi 1 üzeri 4 eşittir y küptü. Biz burada x gördüğümüz yere eksi x yazsak, eksi x artı 1 üzeri 4 eksi eksi x eksi 1 üzeri 4 olur. Şimdi dikkat edin, eksi x artı 1 aslında hani bunun çift kuvveti olduğu için ben bunu x eksi 1'in dördüncü kuvveti diye yazabilirim. Şu ikisi aynı şey. Çünkü dördüncü kuvvet. İşaretini değiştirdim. Eksi, bunun da işaretini değiştirerek x artı 1'in dördüncü kuvveti diye yazabilirim. Yani şurada gördüğünüzün tam nesi çıktı arkadaşlar? Zıt işaretlisi çıktı. Bunun cevabı ne çıkar arkadaşlar? O zaman eksi y küp mü çıkar? Normalde y küp çıkıyorsa şimdi ne çıkar? Yerleri değişti çünkü. Değil mi? Yani şöyle göstereyim. Bundan bu çıkıyordu. Şimdi tam tersi oldu. İkinciden birinci çıktı. Dolayısıyla önceden y küp çıkıyorsa şimdi eksi y küp çıkıyor. Dolayısıyla eğer x, y diye bir çözümü varsa bunun eksi x'e eksi y verdiğinde de çözüm çıkıyor karşıma. Eksi x'e eksi y verince de bir çözümle karşılaşıyorum. O zaman şu yorumu yapabilirim. O zaman yani herhangi bir x için çözüm varsa, herhangi bir x için çözüm varsa eksi x için de çözüm vardır. Herhangi bir x için bir y değeri çıkıyorsa onun eksilisi için de bir tane y değeri karşımıza çıkar.
Ama az önce pozitif çözüm olmadığını göstermiştik. Ancak pozitif x'ler için çözüm yok arkadaşlar. Çözüm yok. O zaman herhangi bir x için eksilisi de çözüm oluyor. Ama pozitifte çözüm yok. Demek ki negatifte de çözüm yok. Dolayısıyla negatif x değerleri içinde çözüm yok. O zaman tek bir tane çözüm olma ihtimali var. Pozitifler için çözüm yok. Negatifler için de çözüm yok. Tek bir ihtimal olabilir. O da ne? X eşittir 0 için y eşittir 0 çıkıyor. Dolayısıyla tek çözüm 0'a 0'dır. Evet. Şu gördüğünüz mantık bizim için önemli arkadaşlar. Biz bu ifadeyi pozitifken çözümün olmadığını gördük. Sonra şunu gördük. Eğer bu ifadenin herhangi bir x'ye diye çözümü varsa eksi x'e eksi y diye de bir çözümü vardır. Ama yani herhangi bir x sayısı için çözüm çıkıyorsa onun eksilisi için de çözüm çıkacak ama pozitif çözüm yok. O zaman negatif çözüm de yok. O zaman sadece tek çözümümüz 0 olabilir x 0 iken. Durumumuz buydu. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. A 3 4 5 kümesinden B 4 5 6 7 8 9 nokta nokta işte 12 C de 1 2 3 4 5 6 8 kümesinden x üzeri 6 artı a x üzeri 4 artı b x kare artı c eşittir y küp denkleminin pozitif hamsilarda çözümlü olmadığını gösteriniz diyor arkadaşlar. Pozitif tam sayılarda yani şunlar pozitif. Zaten A, B ve C de pozitif arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir aralığa sıkıştırmak istediğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Biz biliyoruz ki biz burada hani A'yı 3 alsak X üzeri 6 artı 3 X üzeri 4. Şu B'yi 3 alamıyorum ama 3 alsam, C'yi de 1 alsam, benim oluşturacağım buradaki herhangi bir sayıdan küçük olacak. Neden? Çünkü ben bunu 3 alamıyorum zaten. Yani burada oluşturabileceğim aslında en küçük ifade x üzeri 6 artı 3x üzeri 4 artı 4x kare artı 1. Ben size ondan daha küçük bir ifade yazmış oldum. Dolayısıyla y küp dediğim ifade bundan küçük olacak. Niye bunu seçtim? Çünkü bunu tanıyorum. Bu ne arkadaşlar? X kare artı 1'in küpü. Sonra bir de bu da arkadaşlar diğer yandan da şunun arasına sıkıştırıyorum. Buradan 5 en fazla 5 ben 6 alıyorum. 12 x kare artı 8 alıyorum. Bu ne arkadaşlar? Bu da x kare artı 2'nin küpü. Dolayısıyla y küp bu ikisi arasında kalmak zorunda kalıyor. Böyle bir çözüm yoktur arkadaşlar. Evet. Gene bu araya sıkıştırmakla ilgili bir sorumuz daha kaldı. Onu da çözüp bu araya sıkıştırmakla alakalı değil. 11'de çözüp bitireceğim arkadaşlar. Bugünkü dersi. Bu eşitliği pozitif tam sayılarda çözünüz diyor. Bir eşitliğe bakın. X kare y artı y kare z artı z kare x eşittir 3x y z. Burada aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitsizliğini düşünebilirsiniz. X kare y artı y kare z artı z kare x bölü 3 büyük eşittir küp kök x küp y küp z küp. Bunları çarparsanız arkadaşlar x küp y küp z küp yapıyor ki bu da arkadaşlar bu üçle karşıya atarsanız x kare y artı y kare z artı z kare x büyük eşittir
3 tane x, y, z yapıyor. Yani aslında sol taraf her zaman sağ taraftan daha büyükmüş ya da eşitmiş. Ama bize eşit diyor soruda. Bu ne zaman gerçekleşir? X eşittir y eşittir z. Evet, x kare y eşittir y kare z eşittir z kare x'ken gerçekleşir. Buradan da x eşittir z çıkar. Buradan y eşittir x, buradan z eşittir y çıkar. Yani x eşittir y eşittir z'ken çıkar. O zaman ben bunun çözümüne şöyle diyebilirim. Çözümüne k bir pozitif tam sayı olmak üzere k, k, k formundaki her ifade çözümdür. Formundaki her ifade çözümdür arkadaşlar.